Herkese merhabalar, ben Merve. Bugün birlikte benim sürekli yaptığım saç modellerini size göstereceğim. Şimdi o zaman birinci modelle yapmaya başlayalım. Çok yüksek değil, şöyle tam ortada bir yerden saçları toplayacağız. Eskiden saçlarım hiç toka tutmuyordu. Şimdi tutuyor ama mesela saçlarımı böyle topladığımda bir süre sonra aşağı iniyor. Bir tane tel tokayı böyle saçlarımın altından takıyorum. Şu şekilde daha yüksekte durmasını sağlıyor. İnce olan lastik tokayı elime aldım. Saçlarımın şöyle bir kısmını... Yapacağım şey şu. Topladığımız yerin çok az altından sağ elimizi tutup sol elimizle de şu saçların uç kısmından tutup saçı yukarıya doğru itiyoruz. Ve böyle tatlı bir boğum oluşuyor saçta. İnce lastik tokamızı alıp ikinci boğumu da bu şekilde yapmış olduk. Üçüncü tokayı da aldık ama üçüncü tokayı takarken tabii uçlara doğru saç inceldiği için bir de benim tabii tokam düştü yere. Bu işlemi yaparken eğer saçlarınız inceyse, daha gür ve daha dolgun böyle boğumların olmasını istiyorsanız o zaman şöyle bir şey yapın. Saçlarınızın iç kısımlarına krepe yapın. Sonra bu boğumları yapın. O zaman çok daha gür gözükecektir. Evet, birinci modelimiz böyleydi. Şimdi geldik ikinci modeli ve ben bu modeli hiç bozmak istemiyorum. Çünkü ben bunu böyle boğum boğum yaptım ya, topuz gibi. Tel tokayla böyle içeriye doğru gömerek sabitliyorum. Buralardan böyle fazlalık saçlar yine çıkartabilirsiniz. Bu da ikinci saç modelimizdi. Bu arada ben saçlarımdaki kırıkları kendim alıyorum. Ne zaman aslında kırıldığını hissedersem ya da böyle cansızlaştığını, matlaştığını hissedersem o zaman saçlarımın uçlarını kendim alıyorum. Onunla da ilgili bir video çekmiştim. Onun da linkini bir yere bırakacağım. İzlersiniz. Tam şu kulağın üzerinden de başlatabilirsiniz. Ben biraz daha üzerinden almayı tercih ediyorum. Bu şekilde şuradan topluyorum. Çok sıkı toplamayın. Birazcık bol. Yani benim mesela şu anda bu ince lastikle iki tane toplamış olmam yeterli oldu. Saçı bırakmadan aşağıya doğru, saçın tam böyle ortasından, bu böldüğümüz yerden şuradaki şu saçı alıp aşağıya doğru bırakıyoruz. Ve şurada aşağıya doğru uzayan bir saçımız oldu. Burayı da örüyorum ben. Doğal bir etki oluşturmak için yine şuradaki şu saçlarımın önündeki fazlalık parçalardan böyle perçemler çıkartacağım. Saçların şu ön kısmını ayrı bir şekilde ayırırken önce bir lastik tokayla topluyorum. Şu topladığım saçı birazcık önden topladım bilerek. Şöyle arkaya doğru esnetebilirsiniz. Şöyle kendi etrafımda döndürüp bir topuz haline getiriyorum. Şöyle arkaya doğru kıvırırken şöyle elinizi koyun. Şurada bir bolluk olsun diye şöyle bir elinizi koyun. Sonra şuradan kıvırmaya başlayın saçı. Ve şurada bıraktığım saçın içinden geçirerek şuradan arkadan yine tel toka takıyorum. Bir tane böyle bandanam var. Çok seviyorum bunu. Şöyle ensemden bandanayı yerleştirip tam eşit olacak şekilde getirip şurada yaptığım topuzla şurada yaptığım bombenin arasında kalacak şekilde bir tane bağlıyorum. Sonra sağlam olsun diye ikincisini fiyon katarak bağlıyorum. Üçüncüsünü de böyle içeriye doğru bu parçayı atıyorum. Şuradan şöyle tel tokayla beraber bir iki tane saç çıkartabiliriz. Tam şey değil mi bu? 60'ların böyle mutlu ev kadınları olur ya. Bu saç modelini ben çok sevdim ya. Bununla ben devam ederim. Bununla ben yürüyüşe çıkacağım şimdi birazdan. Evet, bu saç modeli de bu şekildeydi. İnşallah işinize yaramıştır. Ve videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olup görüşmek üzere.